İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Vatandaşlara aynı soruyu soruyoruz. Yarın referandum sandığı gelirse cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Bakalım Bayrampaşa'da ne çıkacak, hep beraber izliyoruz. Tabii ki hayır. Gerekçe var mı? Gerekçesi belli yani. Açız, aç. Açız. Açız. Evet. Gerekçe var mı? Ne için evet? Türkiye. Cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Tabii ki evet. Neden? Gerekçe var mı? Niye evet? Evet var. Ben bir AK Parti. Hayır tabii ki de. Gerekçe var mı? Hangi gerekçede? Ya bilmiyorum. Yarın referandum sandığı gelirse cevabımız evet mi olur, hayır mı olur? Evet. Gerekçe var mı? Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için evet. 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 Gerekçe var mı? Hangi gerekçe? Evet. Türkiye'nin şu andaki hali... Yani evet, o anayasanın değişmesini zaten istiyorduk. Mesela başkanlık bir ayrı detay ama yani anayasanın değişmesini istiyoruz zaten. Onun için evet. Evet olur. Gerekçe var mı? Ne için evet? Memleketin refahı için. Yarın referandum sandığı gelirse cevabımız evet mi, hayır mı? Düşünmemiz lazım. Kararsız. Evet. Gerekçe var mı? Ne için evet? Yok. Gerekçemiz yok. Evet. Karar vermedim henüz. Kararsızsınız daha. Yani çünkü İnceleyemedik ki, neden evet neden hayır diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani bilinçli değiliz daha. Karar veremedim evet, o yüzden. Ben hayır diyeceğim. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Cumhuriyet için. Hanımefendi siz? Karar vermek. Hayır. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Gerekçe memleketin hali belli. Bundan dolayı. Biraz maalesef. Yani düşünmem, yani düşünmeden de bunu söyleyebilirim. Düşünerekten de maalesef, yani gidişat iyi değil. Piyasaların durumu belli zaten. Yani başkanlık gelirse bu iş ölecek. Hani düzelecek derseler kesinlikle. Bundan önceki sözlere de bakarsak hiçbir şey düzelmedi maalesef yani. Maalesef. Bilmiyorum, düşünüyorum hala. Kararsızsınız. Kararsızım. Vallahi hiç daha düşünmüş değilim güzel kardeşim ya. O zaman kararsız diyebilir miyiz daha şimdi? Efendim? Kararsız. Kararsız diyebiliriz. Teşekkür ederim. Sen... Hayır olur. Gerekçe var mı? Hangi gerekçe? Hayır. Gerekçesi... Eski sistem daha güzel, hoş olur. Parlamenter sistem daha güzel. Evet. Hayır olur. Kesinlikle evet olur. Ne için? Neden yani? Gerekiyor. Artık ülkemizde bir şeylerin değişmesi gerek. Yani bir araba bile, bir motoru bile 10-15 yıl sonra bir ref oluyor. Biz yıllardır yani yenilenmemiz lazım. Bende kalsın. Kararsızsınız o zaman, öyle diyelim. Teşekkür ederim. Ya. Referandum sandığı gelirse cevabın evet olur, hayır mı? Hayır olur. Gerekçe var mı? İş mi yok? Neydi? İş yok abi, ne abi? İş olmadığında da hayır diyeceksin. Hayır, evet. Teşekkür ederim. Benim hayır olur ya. Bir gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? İşte yazıyor. Gerekçeleri yazıyor gazeteler. Evet olur. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Gerekçe zaten belli ya, her taraf belli zaten. Bir yorum yok. Tabii ki evet. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Gerekçe milletimiz için, çocuklarımız için, devletimiz için. Hemen evet. Evet. Olur, hemen evet. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Evet. Vallahi ülkemi sevdiğimden dolayı. Bu konuda bilgim olmadığı için bir şey diyemem. Fazla yok yani. O bende kalsın. Benim mi? Evet. Ya söylemesem olmaz mı? O da olur. Yani kararsızla diyebiliriz ya da yok. Şu an korktuğuna diyebiliriz. Fark etmez. Yok yani. Yok, benim şu anda hayır. Gerekçe var mı? Hayır. Parlamenter sistemden yanasın. Konuş. Parlamenter sistemden yanayım tabii. Başkanlık sistemine iyi geleceğini düşünmüyorum. Hayır. Gerekçe var mı, hangi gerekçeyle? Yani şimdi bütün yetkilerin tek bir elde, tek bir ağızda toplanması uygun bulmuyorum. Ondan dolayı da yani şimdi o büyük bir risk olur. Değil mi? Kişi, doğru. Tabii. Yani mesela, yarın iyi bir insana denk gelmezsek, yani tabiri caizse seçilin bir yanlış olursa dolayısıyla şey yapabilir. Yani. Ondan dolayı hayır. Ondan dolayı hayır diyorum. Aa, ben de yani şu an kararsızım, bir fikrim yok yani. Daha sonra karar vereceksin. Yani kararsız gibiyim şu an. Hayır. Gerekçe var mı? Gerekçe çok, hangisini söyleyeyim? Bir tane, iki tanesine göre. Ya söylenecek o kadar çok var, gerek yok şimdi söylemeye de. Ne bileyim yani, ülkenin durumu ortada diyelim. Genel olarak ülkenin durumu ortada abicim. Evet diyoruz abi. Gerekçe var mı? Hangi gerekçeyle? Gerekçe böyle bir ekstra daha önce de görmedik. Yani %90 evet diyeceğim. Gerekçe var mı? Ne için evet diyorsunuz? Ya gerekçe yok ama güvendiğim için evet ama diyeceğim. Konuşalım. Cevabın evet mi olacak, hayır mı olacak? Evet. Gerekçe var mı? Hangi gerekçeyle evet diyorsun, onu söyleyebilir misin? Gerekçe de Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye'nin de gelişmesi için, güçlenmesi için evet diyeceğiz. Yarın referandum sandığı önüne gelse cevabın evet mi olur, hayır mı olur? Valla hayırlısı hangisi o olsun. Sana göre hangisi işte? Valla fark etmez ki. Nasıl fark benim edecek? Çünkü ben işi adamı, bana fark etmez. Nasıl? İşi, orada çalışıyoruz biz burada yani.
Kararsız mı diyelim ona? Şu an kararsız mısın? Öyle mi diyelim? Yani kararımız henüz karar vermedik. Sonra daha gitti, hayır ise hangi ise o olacak. Evet olur. Gerekçe var mı? Hangi gerekçeyle evet? Gerekçe CHP'nin karşı çıkması bir gerekçedir. Bu gerekçe? Evet, karşı çıktı mı iyi bir şeydir. Yok şeylerini de biliyorum, takip ediyorum. Karşı çıkarsa demek ki hayırlıdır diyorsun. Ya bilmeyen de öyle olması lazım yani. Ben takip ettim ben kuralları, şeyleri. Tamam, maddeleri falan takip ettim. Evet. Gerekçe var mı? Niye evet? Bir gerekçe var mı? Ya bir şey diyemem o kadar. Baştan evet benimki. Gerekçe var mı? Gerekçe Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Hayır. Sizin gerekçeniz? Gerekçe bu düzen böyle gelmiş, böyle geçsin. Evet. Gerekçe var mı? Niye evet? Gerekçe tek baş olsun. Evet olacak abi. Gerekçe var mı? Niye? Evet. Türkiye'nin daha gelişmesi için evet diyorum. Hayır düşünüyorum ben. Gerekçe var mı? Ne için? Öyle geliyor ha, içimden. Yarın referandum sandığınıza gelsek cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Kararsız seçmenlerden biriyim. Henüz netleşmiş bir şey yok aklımda. Teşekkürler. Ben Tayyip'i seviyorum. Ha, Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar, evet diyorsun. Evet. Evet. Neden? Gerekçe ne? Valla gerekçe şöyle görüyoruz hocam. Evet diyorum ben. Daha iyi görüyorsun. Evet. Siz? Biz de aynı diyoruz. Evet diyorsun. Evet. Gerekçe var mı sizin için? Yok. Ya herkesin bir oyu var. Herkes istediği yerde kullanır, boş ver. Evet. Gerekçe var mı? Ne için evet yani? Hükümeti desteklediğin için mi? İstilam ne gerekçe? Ya hükümeti desteklediğim için. Evet diyorsun. Evet. Yarın referandum sandığı önüne gelirse cevabın evet mi olur, hayır mı olur? Hayır olur abi. Neden? Gerekçe ne? Abi görüyorsun durumu. İş mi var, şey mi var piyasada? İşsizlikten tabii. Görmüyor musun? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey değil. Beyefendi merhaba. Merhaba. Yarın referandum sandığı önünüze gelse cevabınız evet mi olur, hayır mı olur? Hayır olur, evet gerekçe olur. Gerekçe var mı? Ne için hayır diyorsunuz? Vallahi şimdi kandırmayacaklarını bilsem evet derim de hep kandırıyorlar bizimkileri. Bu sefer hayır diyeceğim. Ben Kürt'üm, Kürt oğlu Kürt'üm. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Niye evet? Ya ben bu adamı seviyorum. Adam doğru adamdır. Evet, demese hayır mı diyeceğim? Kılıçdaroğlu arkana mı gideceğim? Ayıp ya. Teşekkür ederim. Kardeş sen ne diyeceksin? Ayıp ya. Evet. Aynen. Evet abi, aşiretim ya, 300 tane.